Merhabalar, Pınar Eller Örgü kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle yine bir farklı örgü modelimle sizlerle paylaşacağım. Şöyle ben şişime küçük bir ilmeğimi taktım. Öncelikle modelimin alt kısmına uygulamak istediğiniz sizin tercihiniz kalmış. Uygulamak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra öncelikle bir sıra haroşe, bir sıra önden ters, bir sıra arkadan ters giderseniz modelimiz için daha uygun olacak. Bu şekilde ben bir sıra önden düz, arkadan ters olacak şekilde örgümü bir sıra örüyorum. Bir sıra haroşemiz olursa modelimizin üst sıralarında hoş ve aynı şekilde devam ediyor. Bir sıra haroşemi gittim. Kenar ilmeğimi. Tekrar şişime bu şekilde giriyorum. Düz örer şekilde önden değil arkadan bir ve iki defa doluyorum. Bu şekilde. Şu bir ve iki çıkartıyorum. Her ilmeğime bu şekilde iki defa dolayaraktan devam ediyorum. Bu modelimi salaş bir model. Daha geniş olmasını istiyorsanız, isterseniz daha kalın şiş kullanabilirsiniz. İsterseniz de 3 defa dolayabilirsiniz. Bu şekilde 2 defa dolayıp bütün ilmeklerimizi düz örer şekilde şişimizi takıp ve ipimizi 2 defa doluyoruz. Tekrardan bütün ilmeklerimizi bu şekilde. Sadece kenar ilmeklerimizi normal örüyoruz ve örgümüzün arka yüzünde şişimden açıp ilmeklerimi ters örüyorum. Çıkartıp bu şekilde ilmeklerimi ters örüyorum. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi alıyorum. İki tane, bakın şu iki ilmeğimin arasından, ipin değil, tığımın arasından bir tane ilmeğimi çıkartıyorum. Bir tane şişime doluyorum ve sol şişimdeki ilmeğimi örüyorum. Tekrardan iki ilmeğimin arasına, ipin değil, şişin hemen altına, iki ilmeğin arasına normalde giriyorum. Bir tane şişime doluyorum ve ilmeğimi örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Tekrar şişin arasına gir, bir ilmek çıkar, bir tane dola, iki ilmeğimi ör, üç. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Ve kenar ilmeğimi. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım ve bu üç tane ilmeğimi birlikte düz örer gibi bu şekilde üçünü birlikte topluyorum. Tekrardan bu şekilde, bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Üç ilmeğimizi birlikte
Düz örer şekilde örüyoruz. Bir ilmeğimizi 3'e çıkartmıştık. Geri şimdi tekrardan ilmeğimizi 1'e düşürüyoruz. Ve düz örer şekilde, ters değil. Örgümüzün ön yüzü ters olacak şekilde. Bu sıramız da bu şekil. Ve kenar ilmeği. Tekrar yine aynı baştaki gibi tekrarlıyoruz. Bir sıra yine yapayım sizlerle birlikte. Kenar ilmeğimi aldım. Şişime girip düz örer şekilde 2 tane ilmeğimi doluyorum. Az önce bunu anlatmak istemiştim ben. Daha salaş ve daha uzun olmasını istiyorsanız 3 defa dolayabilirsiniz ya da şişinizi daha kalın kullanabilirsiniz. Burayı bu şekilde 2 defa doluyoruz. Modelimiz çok basit ve kolay bir model. Baharlık, yazlık, hırkalar, yelekler, kazaklar yapabilirsiniz. Ve tekrar örgümün arka tarafındayım. Arka tarafındayım diyorum ama örgümüzün arka tarafı da daha bir farklı ve güzel oluyor. İki taraflı da sanki kullanılır gibi örgümüzün. Burada da bu ilmeklerimizi sonuna kadar bu şekilde açaraktan devam ediyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ve yine aynı şekilde 2 tane ilmeğimin arasından bir ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın, bir tane şişim ipimi doluyorum ve ilmeğimi örüyorum. Aynı şekilde ilk baştaki yaptığımız gibi bu sıramızda bu şekilde devam ediliyor. Tekrardan size daha iyi anlatabilmek için bu sırayı da sizlerle yapmak istedim. Ve tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine 3 tane bir ilmeğimi 3'e çıkartmıştım. Yine tekrardan 3 ilmeğimi geri 1'e düşürüyorum bu şekilde. Düz örer gibi. Örgümün ön yüzü ters, arka yüzü düz olacak şekilde bu sıramızı da bu şekilde yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi ikinci modelimi de yaptım sizlerle bu şekilde modelimi gördüğünüz üzere. Ve bu da benim elimde yaptığım şu anki modelim yeşil ipimle. Bu da mavi ipimle sizlerle küçük bir parça yaptığım modelim. Ve şu şekilde örgümün arka yüzünü, bunu demek istemiştim. Bakın, örgümüzün arka yüzü de ve ön yüzü de iki taraflı da kullanılabilecek bir model. Şal, etol, atkı türü şeyler de yapılabilecek bir örgü modelimiz. Veya dikişini belirsiz yapıp iki taraflı da hırkalarda, yeleklerde kullanılabilecek bir modelimiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerim, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok severim, sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.